Şimdiki konuğum göz hastalıkları uzmanı operatör doktor Hülya Bolu. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Merhaba. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Sizi biraz tanıyabilir miyiz hocam? Evet, ben Doktor Hülya Bolu, göz hastalıkları uzmanıyım. Cerrahi ağırlıklı çalışan bir göz doktoruyum. İzmir'den geliyorum programımıza. Çok uzaklarda. Evet. Hoş geldiniz tekrar. 2002'den beri İzmir'deyim. Hacettepe Tıp Fakültesi mezunuyum. Göz iç sasımı İstanbul'da Göztepe Hastanesi'nde yaptım. Bir süre mecbur hizmet gibi bir çalışma dönemimiz oldu. 2002'den beri de İzmir'de yerleştim. En son kendi kliniğimde çalışıyorum şu anda. Yani yoğun çalışma içerisindesiniz. Yoğun, o kadar zaman evet. Ayırıp da bize geldiğiniz için tekrar teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Bugün sizlerle gözlüklerden kurtulma yöntemlerini biraz konuşmak istiyoruz. Tabii. Oradan başlayalım. Şimdi günümüzde bu gözlük kullanması bazen mecburi oluyor. Ama aynı zamanda takmak da istemiyoruz. Evet. Bu tezatı nasıl çözeceğiz hocam? Yani gözlüklerden kurtulma yöntemi nedir? Hem gözlük takmış gibi olalım ama gözlüğümüz de aynı zamanda da olmasın. Tabii. Şimdi aslında artık herkesin isteği bu. Gözlük ve kontak lens kullanmak istemiyor çoğu kişi. Herkes demeyelim ama gözlükten kurtulma yöntemlerimiz var ve uzun yıllardır yaptığımız yöntemler. Genel olarak uyguladığımız bölgeye göre iki bölüme ayırabiliriz. Bir gözümüzün en üst tabakası korneaya yaptığımız lazer işlemleriyle gözlükten kurtarabiliyoruz hastalarımızı. Bir de göz içerisindeki merceğimize müdahale ederek. Ya o merceğin üzerine mercek koyarak ya da o merceği değiştirerek. Yani bu herkese yapılabiliyor mu? Her yaşta uygun bir işlem. Yaşlara göre yöntemler değişiyor. Lazer işlemlerini yani o korneanın en üst tabakasına yaptığımız lazer işlemini 18 yaşın üzerindeki kişilerde ve 40-45 yaşa kadar yapabiliyoruz. Ama hastamız 40-45 yaşın üzerinde ise ve yakın gözlük problemi de gündemde ise burada artık lazerin çok bir kalıcılığı yok. Bu hastalarda kalıcı olan mercek değişikliğini yapıyoruz. Yani hastanın kendi merceğini alıyoruz, yerine yapay kalıcı amacımıza hizmet eden bir mercek yerleştiriyoruz. Yani bununla da %100 netice alınabiliyor değil mi? Uygun hastalarda, her hastada değil evet. Ne yazık ki ama uygun hastalarda %100 demesek bile yani %95 üzerinde iyi sonuçlar alıyoruz, hasta memnuniyetini sağlayabiliyoruz. Yo, çok iyi. Yo, peki hocam, şimdi gençlerde ve yaşlılarda farklı yöntemler kullanıyorsunuz. Bir de göz çizdirme diye bir şey duyuyoruz çok sık bir şekilde. Evet, doğru. Bu göz çizdirme olayı nedir? Biraz onu açalım. Şimdi göz çizdirme lafı da nereden geliyor? Önce onu söyleyelim. Aslında biz şu anda hiç göz falan çizmiyoruz. Göz çizme lafı bu lazer yöntemleri çıkmadan önce uygulanan çok eski radyal keratotomi dediğimiz RK kısaca yöntemin aslında adı göz çizme. Orada gerçekten korneaya bıçakla çizikler atılıyordu. İşte kaç numaraysa ona göre çizik sayısı vesaire. Epey bir dönem bu RK'lar yapıldı, radyal keratotomiler. Sonra onun üzerine lazer yöntemleri gelişti. Artık o bırakıldı. Ama adı öyle kaldı. Göz çizme, göz çizdirme. Fakat şu anda kesinlikle yaptığımız yöntemlerin hiçbirisinde bıçak kullanmıyoruz, gözü çizmiyoruz. Peki lazerle bu işi nasıl yapıyorsunuz hocam? Lazerle bu işi nasıl yapıyoruz? Şimdi aslında 3 tane yöntemimiz var bizim lazerde. Biraz ondan da bahsedebiliriz. PRK, bir diğer adıyla no touch. Belki daha çok öyle duyuyor seyirciler. İkinci yöntem LASIK, üçüncü yöntem son jenerasyon, son nesil lazer yöntemi de SMILE. Şimdi bunların tabii hepsinin aslında hastasına göre sağlıklı ve hala hepsini uyguluyoruz. Hani PRK çok eski bir yöntem olmasına rağmen bırakmış değiliz. Evet. Şimdi PRK'da korneanın direkt yüzeyine lazer uygulanıyor. Yani korneaya herhangi bir ekstra işlem yapmıyoruz. Evet. Sağlıklı bir yöntem. Göz bütünlüğünü koruyan bir yöntem ancak iyileşme süreci uzun. Biraz 2 gün yanmalı batmalı, 4-5 gün bulanık, 1 ay içerisinde giderek netlik artıyor. Bunun üzerine gelişen LASIK yöntemi hala dünyada en çok yapılan yöntemdir. LASIK de korneanın üzerinden çok ince bir filep gibi yani ince zar gibi bir tabaka kaldırıyoruz lazerle. O tabakayı böyle bir kapak gibi açıyoruz, araya lazeri uyguluyoruz.
numara düzeltme lazerini, Alzheimer lazeri, o tabakayı kapatıyoruz. Bu yaptığımız işlem arada kaldığı için, tabakayı da üste kapattığımız için çok hızlı iyileşiyor. Ertesi günü hasta görerek hayatına devam ediyor. Çok kısa bir şekilde. Aynen. Ama yaşantına dönüyor. Bunun üzerine smile gelişti. Bu çok güzel bir yöntem. Niye smile gelişti? İşte her yöntemin artısı var, eksisi var. LASIK yönteminin eksisi, kuruluk problemi olan, göz kuruluğu problemi olan hastalarda biraz o kuruluğu arttırabiliyor. Gerçi arttırıcı etkisi de yine biraz geçici olsa da hastayı rahatsız edebiliyor. Bu birinci. İkincisi, ciddi darbe alma riski olan, ağır spor yapan kişilerde gözümüze bir darbe geldiğinde o üstüne kapattığımız ince flap kırışabilir yıllar sonra bile. Ya da onda bir kayma kopma olabilir. Çok yaşadığımız bir şey değil ama olma ihtimali var. Dolayısıyla smile gelişti. Smile yöntemi nasıl? Korneanın üzerinden bir şey kesmiyoruz. O tabakanın içinden ince bir katman kesiyor lazer. Çok küçük bir açıklıktan biz onu dışarı alıyoruz. Yani bu darbelere daha dayanıklı, kuruluk problemi yapmıyor. Yani ekstra üzerine bir kuruluk yaratmıyor. O yüzden hani bu yöntem şu anda aslında öncelikli tercih edeceğimiz yöntem haline geldi. Şimdi Hülya Hocam, bu işlemleri yaptıktan sonra bir ömür boyu gidiyor mu bu yaptığınız işlem, yoksa belli bir aralıklarla bundan tekrarlanması gerekiyor mu? Şöyle, bu şimdi anlattığımız lazer yöntemlerinin hiçbirisinde ilerlemeyi durdurmaz. Sadece o günkü numaranız nedir, 3-5 neyse o numaranızı gideririz. Ama ilerleminiz devam ediyorsa, evet, o üzerine tekrar numara çıkmaya başlar işte 0.51, 1.5 diye. Ya da 40'lı yaşlara gelmişsinizdir, 10 yıl önce, 20 yıl önce lazer olmuşsunuzdur uzak probleminiz için. Uzak probleminiz gündeme gelmeyebilir hala ama yakın probleminiz gelecektir. Yapılan lazer bunu engellemez. Çünkü o yaşımızın, artık gözümüzün de yaşlanmasıyla ilgili engellenemeyen bir durum. Evet, onu başka şekilde çözüyoruz. Bu lazerlerle değil. Yani lazerde gene bir şekilde lazere, iş lazere kadar dayanıyor yani. Tabii. Yani şimdi hocam, peki lazerle gözlükten kurtulduk. Numaralarımızı her türlü bir şekilde sıfırlamaya çalıştık ya da azaltmaya çalıştık. Yani bu çok güzel, mükemmel bir durum. Çünkü hasta normal bir şekilde hemen eski hayatına dönebiliyor. Bir de göz tembelliğinden birazcık bahsedelim hocam. Göz tembelliği nedir ve neden gelişir? Bir de bunun tedavisine biraz değinelim. Tamam, göz tembelliği çok aslında kafa karıştıran bir konu. Hastalara bazen anlatması da zor oluyor. Ama burada anlatmaya çalışalım tekrar. Göz tembelliği bir gözümüzün genelde tek gözde oluyor. İki gözde olduğu da durumlar olabiliyor ama daha nadir. Genelde tek gözle. Sebebi küçük yaşlarda, 2-3-4'lü yaşlarda, 4 yaşlarında, 3 yaşlarında hipermetropik bir problemi oluyor çocukların. Doktora götürülmüyor ya da hani çok kontrolleri, muayeneleri geciken çocuklarda zamanında gözlük takılmadıysa, iki göz arasında numara farkı varsa, numarası yüksek olan göz tembelleşir. Numarası daha düşük olan gözle idare eder ama numarası yüksek olan göz geri planda kalır ve görme seviyesini biz, bizim eşerlerimiz var biliyorsunuz. Orada 10'da 10, %100 dediğimiz sıraya kadar her bir gözümüzün okuyabilmesi lazım. Ama bir gözümüz gözlük numarasını önüne koysak bile eğer %100'e ulaşmıyorsa o göz tembel diyoruz ve başka da bir problemi yoksa, yani gözün içinde herhangi bir hastalık durumu yoksa. Bu %50'de olabilir, %60'da olabilir, %70'de olabilir. Şimdi bunun 12-13 yaşlarından sonra bir tedavisi olamıyor ne yazık ki. O yaşlardan daha evvel yapılması gerekiyor. İşte gözlüğünü kullanması gerekiyor. Gerekirse o sağlam göze, iyi gören göze kapama tedavileriyle o tembel olan gözü çalıştırmak gerekiyor. Lazer yaparken en çok kafa karıştıran kısım bu oluyor. Yani lazer tedavisinin göz tembelliğini de çözeceğini zannediyor hastalarımız. Evet. Lazer tedavileri sadece numarayı giderir. Gözlük numaralarımızı giderir. O gözlüklerle biz lazer olmadan önce her bir gözümüzü tek tek ne kadar görüyorsak
Lazerden sonra da gözlüksüz, gözlükle gördüğümüz kadar görebiliriz. Yani hastamızın bir gözü tembel, %70 görüyor, 3 numara problemi var. Lazeri yaptık, numarayı sıfırladık, o göz %70 görür. %70 görüyor. Yani kısacası kontrolde şart. Tabii ki, tabii. Kontrolde şart. Peki hocam, sağlıklı bir göze sahip olmak için ne yapmamız gerekiyor? Valla genetik işi de çok önemli burada. Yani tabii ki gözlerimizin sağlığı için yapabileceğimiz ne var? Bir kere travmalardan kaçınacağız. İşte çok ovalamayacağız. Şimdi öncelikle çocukluk çağından başlarsak ailelerin çocuklarını bir kere 2-3 yaşlarında bir ilk muayeneye götürmeleri lazım. Hiçbir şey olmasa bile. Hani zaten kayma varsa getiriyorlar ya da bir şeyden şüphelenirlerse ama hiçbir şeyden şüphelenmeseler bile mutlaka 2-3 yaşlarında çocukların ilk muayenelerinin olması gerekiyor. Nedeni biraz önce anlattığımız tembellik. Çünkü çocuk iki gözüyle görüyor. Anlamaz ki çocuk o nasıl görüyor, bu nasıl görüyor. Onu ancak biz muayenede anlarız. Daha ilerleyen yaşlarda, daha doğrusu yine çocukluktan devam edelim. Ergenlik döneminden önce, çocukluk döneminde biz alerjileri de çok görüyoruz. Bazı çocuklarda çok şiddetli oluyor. Sürekli bir göz kaşıma. Bu sürekli göz kaşıyanlarda, çocuklarda ergenlikte başlayan keratokonus dediğimiz bir hastalık meydana geliyor. Korneanın bozulması diyelim. Korneamız inceliyor, dikleşiyor, gücünü kaybediyor ve bu ilerleyici bir hastalık. Tedavisi de eskiye döndüremiyoruz. Ancak bulduğumuz yerde durdurmak ve iyileştirmek şeklinde tedavilerimiz oluyor. Dolayısıyla alerjisi varsa çocuğun mutlaka yine tedavisini alacak, damlasını damlatacak, kaşımayacak gözünü. Daha da ilerlediğimiz dönemde işte bilgisayar kullanıyoruz, cep telefonu kullanıyoruz. Artık son zamanlarda dijitalleşmenin artmasıyla beraber hep yakın, hep yakın bakıyoruz. Yakın orta, yakın orta. Uzak mesafeler, yani dışarıda çok az zaman geçiriyoruz. Ve dünyada bu aslında Covid'le de artan bir sürece girdik. Miyoplaşma artıyor. Miyopi artıyor. Normalde durması gereken yaşlarda miyopinin durmadığını görüyoruz artık. Çünkü sürekli yakına bakıyoruz. Devam ediyor. Dolayısıyla çok uzun saatler bilgisayar kullananlar ve yakın iş yapanlar, normalde 20-20-20 diye bir kural var. İşte 20 dakikada bir ara verelim, 20 dakika, işte 20 fit uzağa bakalım. Ama tabii bunu yapmak o kadar kolay değil, 20 dakikada bir yerinden kalkmak. Ama en azından ben şunu söylüyorum, 1-2 saatte bir, en az 10 dakika bir mola. Molada bilgisayarı bırakıp cep telefonunu elimize almayacağız. Her şeyi bırakıyoruz. Evimizin pozisyonuna göre camdan, balkondan bir 10 dakika dışarıyı seyrediyoruz, uzakları. Gökyüzüne bakabilirsiniz ya da daha uzaklarda. İstanbul'da yani biraz keyif bakarız. Yapacağız, sonra yine işimize döneceğiz. Bir de hocam şimdi göz hastalıklarının tedavisinde kullanılan çok teknolojik aletler var. Siz çok uzun yıllardır operasyon yapıyorsunuz, evet. Ve eski yöntemleri de biliyorsunuz, en son yeni yöntemleri de biliyorsunuz. Buradaki mesela özellikle lazer kullandığınız zaman eski yöntemlere göre nasıl avantajları var lazer operasyonlarının veya teknolojik olarak bu işe yaklaştığınız zaman teknolojik en son yeni teknolojiyi kullanırken hasta bundan nasıl çok daha iyi faydalanabiliyor? Nasıl bir netice alabiliyoruz? Nasıl avantajları? Göz zaten teknolojik anlamda gerçekten hani en hızlı yol alan bölümlerden birisi. Biz de lazerleri çok kullanıyoruz her alanda. İşte şeker hastalarında gözün arkasındaki damarları yakmak için argon lazer kullanıyoruz. Katarak ameliyatından sonra arkada puslanma için yak lazer kullanıyoruz. Biraz önce bahsettiğimiz gözlükten kurtulmak için Alzheimer lazerleri kullanıyoruz. Femtosaniye lazerlerimiz var. Katarak ameliyatlarını artık mümkünse lazerle yapıyoruz, imkanımız varsa. Ben çok uzun yıllardır hani lazeri kullanıyorum. Özellikle katarak ameliyatında lazeri kullanmamızın artıları. Birincisi gözün içerisindeki harcadığımız zamanı kısaltıyoruz. Yani içeride çok oyalanmamış oluyoruz. Daha gözün içine girmeden önemli aşamaların çoğunu lazerle göze girmeden halledebiliyoruz çok kısa sürede. Yine gözün içine giriyoruz ama 10 dakika kalacakken 5 dakikada işimizi bitirip çıkıyoruz. Ve daha güvenli yapıyoruz. İyileşme sürecinde bir değişiklik yok. Yani elimizde de yapsak, normalde yapsak, lazerle de yapsak iyileşme süreci aynıdır. Ancak yaparkenki emniyetimiz, güvenliğimiz fark ediyor. Yani neticede
teknolojiyi kullanarak çok tabii çok ki. Daha hasta da bundan da çok daha iyi faydalanabiliyor. Tabii. Hekim de çok daha tabii iyi faydalanabiliyor. Ki. Mesela biz bu kataraktaki lazeri sadece emniyetli yapalım diye değil, onun dışında mesela astigmatı varsa hastanın aynı seansta katarak ameliyatını yaparken astigmatını da giderebilmek üzere arkuat kesi dediğimiz bazı işlemler yapabiliyoruz. Hepsi bir seferde yapılabiliyor. Tabii. Peki göz kurulu neden olur hocam? Efendim? Göz kurulu neden olur? Gözlerde. Göz kurulu neden olur? Göz kurulu şimdi sistemik hastalıklardan dolayı olabilir. Tiroid problemi veya başka problemlerde göz kurulu olabilir. Menopozdan sonra olabilir. Romatizmal hastalıkların bazılarında işte Sjögren sendromu gibi vücutta bütün sıvıların kuruduğu bir hastalık var. Onlarda göz kuruluğu olur. Onun dışında sürekli klimalı ortamlarda bulunmak, sürekli yakın ve bilgisayara bağlı çalışmak bunlar da bizim gözümüzü kurutuyor. Neden? Normalde sizinle karşılıklı konuşurken biz sürekli gözlerimizi kırpıyoruz. Gözyaşı gözümüze gözlerimizi kırptıkça salgılanıyor, gözümüzün yüzeyine yayılıyor ve kayganlaştırıyor. Fakat biz bir şey okurken, bilgisayara bakarken bu kırpma süremiz o kadar çok azalıyor ki hiç kimse farkında değil bunun. Evet. Bir şey çok dikkatli bakıyoruz, süre az, yani kırpmıyoruz gözümüzü. Gözümüzü kırpmadığımız için de az kırptığımız için gözyaşı salgılanmıyor gözümüze. Evet. Bir, oradan kayıp var. İki, açık kaldığı için de kuruyor gözümüz, buharlaşıyor. Yani o nedenle çalışma şartları, bulunduğumuz ortam, arabanın kliması, çalıştığımız ortamdaki klimalar bunların hepsi göz kuruluğu yapan faktörler. Yani kısacası hocam sağlıklı bir göze sahip olmamız için sağlıklı yaşamada dikkat etmemiz kesinlikle gerekiyor. Kesinlikle pek çok şeye dikkat etmemiz gerekiyor. Ayrıca sistematik rahatsızlıklar da tabii çok etkiliyor aynen. Göz hastalıklarını. Tabii çok zaten onu da şöyle şüpheli yani bazı testlerle biz o göz kuruluğunun derecesini ölçebiliyoruz. Hafif, orta, şiddetli diyelim. Şiddetli göz kuruluğu olanlarda zaten mutlaka altta yatan bir sebep var. Biz onların incelenmesi için gerekli yerlere hastayı refere ediyoruz. Sayın Operatör Doktor Hülya Bolu'ya programa katıldığı için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür değerli ederim. Bilgilerinizi bizimle paylaştığınız için çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Siz de sağ olun.